Mektup e-posta ünitesiyle beraberiz. Bu kısa videomuzda mektuptan bahsedeceğiz. Bakalım mektup neymiş, mektubun tanımı. Şimdi birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar. Buraya dikkat. Demek ki mektup sadece insanlar arasında değil, kurumlara da ne yapılabilir? Gönderilebilir. Hatta kurumlar kendi arasında da mektuplaşabilir. Arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlamak amacıyla yazılan türe ne denir? Mektup denir. Demek ki bu tanımdan çıkartacağımız şey, bir, mektup kişiler arasında da olabilir, mektup kurumlar arasında da olabilir. Mektup kişiler arasında olduğunda özeldir, kurumlar arasında olduğunda ise resmidir. Bunu söyleyebiliriz. Tabii mektup en eski iletişim kurma ve haberleşme araçlarındandır. Tabii insanlar yazıyı bulmadan evvel biliyorsun bulutlarla, buharla haberleşme vardı, dumanla haberleşme vardı. Pek çok hatta güvercinlerle haberleşme yöntemi vardı. Ama şimdi yazı bulunduktan sonra insanların birbirine olan istekleri, talepleri mektuplarla ne yapılıyor? Karşılıklı olarak gösteriliyordu. Tabii teknolojinin şu an gelişmesiyle beraber maalesef mektup bu özelliğini ne yaptı? Yitirdi. Ama en eski iletişim kurma yöntemlerinden birisi nedir? Mektuptur. Şimdi ne demiş? Mektup türü insanlık tarihinden başlayarak bugün elektronik ortamdaki yazışmalara varıncaya kadar çeşitlilik kazanmıştır. Tabii mektup önceden böyle bir kağıda yazılıp posta yoluyla karşı tarafa da gönderirken şu anda aslında mektup çok daha kısaldı. Bir nevi bizim sosyal mecralarda birbirimize attığımız o kısa mesajlar bir nevi aslında mektubun ne kadar daraldığı, ne kadar kısaldığı elektronik ve teknolojinin gelişmesiyle ne hale dönüştüğünü de bize ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, mektuplarda yazılan kişinin yakınlık derecesine ve samimiyetine göre bir üslup benimsenir. Evet, yani sonuç itibariyle mektup yazdığınız kişiyle ne kadar yakınsanız, ne kadar samimiyseniz üslup da o kadar samimi olur. Ama arada bir mesafe varsa daha ciddi bir üslupla da yazılabilir. Özel mektuptaki dil, resmi mektuplardaki dile göre tabii ki çok daha samimidir diyoruz ve mektup kısmına böyle bir giriş yapmış oluyoruz. Mektubun ne olduğuyla alakalı konuşmuş olduk. Bu bölümü bitiriyoruz.